Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaca TTT Geometri Soru Bankası kitabında daire alan konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 182 ve 183 işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Pizza yemeye giden Nisu ve Gülce Mindöki daire şeklindeki 3 çeşit pizzayı incelemiştir. Küçük boy, orta boy ve büyük boy var. Küçük boy pizzanın çapı 24. Yarı çapı kaç yapıyor o zaman? 12 yapıyor. Ondan sonra... 6 eş dilim. Arkadaşlar bu 6 eş dilimi şey yapınca ne oluyor o zaman burası? 60 derecelik bir dilim mi oluyor? Evet. Orta boy pizzanın çapı 32 yani yarı çapı 16. 8 eş dilim 368'e bölsek kaçar derece yapıyor? 45 derece yapıyor. Büyük boy pizzanın çapı da 48 yani yarı çapı 24 yapıp kaç? 9 eş dilime. 9 eş dilime böldüğün zaman 360 bölü 9'dan bir açısı kaç yapıyor? 360'ı 9'a böldüğün zaman 40 derece yapıyor. Gülce bir büyük boy dilim, Nisu bir küçük ve bir orta boy dilim pizza sipariş etmiştir. Her ikisi de sipariş verdikleri pizzaların tamamını yediğine göre Nisu'nun yediği pizzanın yüzey alanı, Gülce'nin yediği pizzanın yüzey alanından kaç pi fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi Gülce bir büyük boy yedi değil mi? Büyük boyu hesaplayalım. Pi r kare 24'ün karesi 24 çarpı 24 yazıyorum. Ee, sonra 40 bölü 360 yazıyorum. Hadi bunu bulalım. Hocam şunları sadeleştirsek 9 yapıyor burası. 3'e bölsen 3'e bölsen 8. Bir daha 3'e bölsen 3'e bölsen 8. 64 pi yaptı burası. Evet şurası 64 pi yapar. Hadi bunu yazalım bakalım. Sonra şunu bulalım. Pi r kare 16'nın karesi 16 çarpı 16 çarpı 45 bölü 360 değil mi? Evet şunlar gitti 8 bu gitti 32 pi mi yaptı? Evet şurası 32 pi yaptı. Bir de şurayı bulalım da. Pi r kare 12'nin karesi. Yani 12 çarpı 12. 60 bölü 360. Şunlar sadeleşince 6. Bu da sadeleşince 2. 24 pi mi yapıyor? Evet burayı da 24 pi olarak bulduk. Şimdi bir daha okuyalım soruyu. Gülce bir büyük, büyük, büyük boy yemiş. Gülce bir büyük boy yani 64 pi yemiş. Öbürü de da bir küçük bir orta boy yemiş. Yani 24 pi ile 32 pi'nin toplamı. O zaman Nil su muydu bu? Dur bakalım. Evet Nil suyu da hesaplayalım. 32 ile 24'ün toplamı da kaç yapıyor? 60. 32 ile 24'ün toplamı kaç yapıyor? Bir daha bakalım. 56 pi yapıyor. İşte bu bundan ne kadar fazladır diye soruluyor. Arkadaşlar 64'ten 56 çıkartınca kaç? 8 yapıyor. Kaç? Pi santimetre karedir diye soruluyor. 8 pi santimetre kare fazla olmuş oluyor. Yani birinci soru akçay oldu geldik ikinci soruya. Yarı çapı R birim olan daire alanı pi kare çevresi de 2 pi olarak verilmiş. AB çaplı O merkezli yarım daire biçimde kartondan OB çaplı yarım daire kesilerek çıkartılıyor. Evet bu kestim çıkarttım sonra buraya yapıştırdım. Şekil 2 oluşturulmuş. Bu durumda oluşan şeklin alanı 48 pi. Arkadaş buraya A alanı dersem bu kesilip buraya yapıştırıldığı için burası A mı? Evet. Buraya B dersem hala burası B mi? Şu şeklin alanı A artı B. E A artı B buradaki yarım dairenin alanı. E o zaman şuraya R diyecek olursam pi R kare eşittir 48 pi ise pi'ler gitti. R de buradan kök 48 yapar. 16 çarpı 3 ya yani 4 kök 3 yapar. Evet yarı çapı ne bulduk arkadaşım? 4 kök 3 olarak bulduk. Yarı çap 4 kök ise o zaman burası 2 kök 3 mu yaptı? 2 kök 3 2 kök 3 yaptı. Şekil 2'de oluşan şeklin çevresi soruluyor. Burada bir yarım yay var. Yarı çapı 4 kök 3 olan. Yani 2 pi 4 kök 3 bölü 2 değil midir? Artı Sonra burada ne var? Sonra şuraya bakacak olursak hocam burada bir yarım yarıçapı şurasında Şurası 2 kök 3 değil mi arkadaşlar? Evet yarıçapı çapı 2 kök 3 olan bir yarım yay. yarıçapı çapı 2 kök 3 olan bir yarım da yay daha var. E bu da yarıçapı çapı 2 kök 3 olan tam yay yapıyor. Yani 2 pi r 2 kök 3 yapacaktır. O zaman şunlar şunlar gitti. 4 kök 3 pi burası. 4 kök 3 pi burası. Toplamda da 8 kök 3 pi mi yaptı? Evet bizden de zaten çevresi soruluyor. Kaç pi birimdir diye soruluyor. Cevap 8 kök 3 pi birim. Yani denizli yapar. Evet geldik üçüncü soruya. Şimdi boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Yarın daireden karenin alanı çıkartacağız. Çevre KLM'ni e, 24 demiş. Bu bir kare mi? Evet kare. Kare 24. O zaman bir kenar 6 mı yapıyor? Aynen öyle. 6 6 6 6. Şurası nasıl bilmiyorum ama burada bir merkez var. Kiriş var. Çek dik yapsak. Kirişi keş parça yapacak. 3 3 burası 90 derece ya. Burası da 90 burası da 90 olduğundan 90 90 90 sa burası da 90 olur. Dikdörtgen çıktı burası da 3 çıktı. E o zaman burası da 3. E ben şimdi yarı çap bulmak zorundayım. En etkili silahım yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam burası 3 kök 5 olur. E, olay bitti. Boyalı bölgenin alanı yarım dairenin alanından pi 3 kök 5'in karesi bölü 2'den neyi çıkartacağım? Karenin alanı çıkartacağım. Altının karesini çıkartırsam sonuca ulaşırız. Yani burası 45 pi bölü 2 eksi 36 yapar cevap. Yani 3. soru akçay oldu. Geldik 4. soruya. Şimdi çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk gençler? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Sonra merkezleri birleştirdik daha sonra bak birleştirdim şöyle. E, büyük merkezi de birleştirebiliriz değil mi arkadaşlar? Büyük merkez buradaysa büyük merkezi birleştirdik ama işin esprisi değme noktasına kadar gitmesiydi. Büyük merkezi birleştirdik buraya kadar gidecek. Hatta burada da merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca arkadaşlar. E o zaman burası ne oluyor arkadaşım? Güzel bir şeyler çıkıyor. Şurada bir dikdörtgen çıktı. Çünkü 90 90. Ve burada her bir dairenin yarıçapı 4 verilmiş. 4 4 4 4 4 4'ü yazdık. Hocam burası da 4. Ondan sonra burası da 4. Başka şurayı bulmam lazım. E, şuradan bir ikiz kenar değil mi burası? Tamamına ben büyüğün yarı çapına R dersem buraya R-4 kaldı. Hocam burası da R ya. Buraya da R-4 kaldı. İkiz kenarda çizilen kenar ortay olduğundan dolayı bu yüksekliktir. E, burada da dikdörtgen mi çıktı ekstradan? Evet. 90, 90, 90 ise burası da 90 olmak zorunda. Yani 4 ise burası da 4 oldu. Hatta 4, 8, burası 8 ya. 4 kök 5 yaptı. Evet yarı çap uzunluğu ne oldu o zaman? 4 kök 5 artı 4 oldu. Büyük yarım dairenin alanı isteniyor bizden. Yani pi r kare 4 kök 5 artı 4'ün karesi bölü 2 bize sonucu verecektir. E o zaman burada hesaplayalım arkadaşlar. Burada pi bölü 2 parantezinde kalsın burada. Şunun karesini alalım. Birincinin karesi 80 artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 32 kök 5 artı ikincinin karesi de kaç yapıyor? 16 yapıyor. 2 ile sadeleştirdiğim zaman önce bir toplayalım istersen. Pi bölü 2. Pi bölü 2 çarpı 80. 96 yapıyor. Artı 32 kök 5'i yapar. Hatta 2'ye böldüğün zaman burası kaç geldi? 48. Burası da 16 geldi. Yani 48 artı 16 kök 5 pi yapıyor. Bizden de zaten kaç pi'dir diye soruluyor. Cevap böylelikle C han çıktı. Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Şimdi S1-S2 istenmiş. Taralı bölgelerin alanları toplamı istenilmiş olsaydı böyle yan yana getirmeye çalışırdım. Burada ne diyoruz? Genelde beyaz alana A diyoruz. Bak S1-S2 isteniyor bizden. Önce A artı S1'i yazalım. A artı S1 neye eşit? Hocam parayağ kenarının alanı. 150 ise burası da 150 derece değil mi? Bu arada şöyle bir yay çizilmiş. Yani yarıçapı Kaç bunun? Buradaki yaydaki yarıçap şu parayağ kenarın bir kenarı yapıyor. E ondan sonra ondan sonra tamam bir şeyler çıkar. Orayı da vermiş zaten. Burayı 4 vermiş. Burayı 6 vermiş. Görüyorsunuz. AB uzunluğu da 6. Şuraya 150 ni niye yazdım ben? 30 derece. E hocam bu paraya kenarın alanı nedir? A artı S1. Şurada göstereyim istersen. Burası 30 derece. 4 ve 6 ya. Çekelim bir 90 derece. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. 6 çarpı 2'den 12'ye eşit oldu. Bir de A artı 2. S2'yi yazarım. A artı s de hocam. Burası 30 sa burası da 30 derece. Şu 30'luk dilim değil mi? Evet. Yani pi r kare. 6'nın karesi. 30 bölü 360'a eşittir. Hocam 0'lar sıfırlar sadeleşir. 36'lar sadeleşirse burası da 3 pi yaptı? Evet. Benden ne isteniliyor? Farkları taraf tarafa çıkartırsam S1 S2 gelir mi? Gelir. A'lar gitti. S1 eksi S2 neye eşit oldu? 12 eksi 3 pi'ye eşit olur arkadaşlar. Pi'yi de 3 alınız diyor. Pi yerine 3 yazarsam 12 eksi 9'dan cevabı kaç buluruz arkadaşım? 3 olarak buluruz. Yani 5. soru Akçay oldu. Geldik 6. soruya. Sözel bir soru. Şöyle yukarıya doğru yapayım. O merkezde bir daire çiziniz. Emre Emredersiniz. Hemen çizdik. Hop şöyle çizdik. Sonra O merkezde de gösterelim şöyle. Çemberin dışında bir A noktası işaretleyiniz. Tamam işaretledim A noktasını. A, B, O ve C noktaları sırasıyla doğrusal olacak şekilde e, çember üzerinde B ve C. Çemberi kesen bir B ve C çiziniz. A, B, O ve C. Tamam çizdik bunda. A, D, noktaları sırasıyla doğrusal olacak şekilde D ve E noktaları işaretleyiniz. Çember üzerinde. ADE, E. Tamam. Onu da yapalım. Şöyle. ADE. E. Sonra EF ile O, C dik olacak şekilde. A, e, F, dik üçgenini çiziniz. Bir dakika. E, F nerede? Ve EF F nerede? O, C dik olacak. Hmm. E, F, o, C dik olacakmış. Şöyle dik olacakmış arkadaşlar. EF, Yani F noktası burada olacak. Tamam. Bunu da çizdik ve AEF dik üçgenini çiziniz demiş. Tamam. AB, OF ve FC böyle bir oran verilmiş. Yani ben AE uzunluğu da kaç verilmiş? AE uzunluğu da 6 kök 6 verilmiş. Ve FC uzunluğu K. Sonra OF uzunluğu K. So Yok. FC uzunluğunda K dersem OF uzunluğu 2K, AB uzunluğu da k Evet OF uzunluğu 2K. Neresi de 2K? AB uzunluğu da k Dikkat et yarıçap kaç K? 3K. Hocam burası da 3K. Tamam. Bir şeyler çıktı gibi bir şey. Bir şeyler çıktı gibi. E burada bir şeyler yapmamız lazım. Dairenin alanı lazım bana. Dairenin alanı için ne yapmam lazım? Hocam yarı çap bulmam lazım. E yarı çap için de bir hamle yapmak lazım. Şimdi ben buradaki yüksekliği bulabilirim aslında. Nasıl bulabilirim? Arkadaşlar bir çemberde. Bak dikkatli dinle. Bunun üzerinde çok şey yapmıştık hatırlarsanız. Bir yarım çemberde çapa dik çizilmişse hemen öklütü oluşturun demiştik. Ben şunu bulmaya çalışacağım öncelikli olarak. Ya burada tabi şey de yapabiliriz. E, ee, öklit bağıntısından da yapabiliriz. Şöyle öklit bağıntısı oluşturun diyebiliriz. Yani sen gelip de şuradan bir öklit bağıntısıyla h kare eşittir k çarpı 5k'dan burayı bulabilirsin. Birinci yol bu. Tamam. İşte buradaki gibi. Tamam. Buradan başka ne yapabiliriz? En etkili silahımız neydi? Yarı çaptı. Al sana yarı çap. E yarı çapı çizince. Hocam yarı çap 3k. Burası 3k. Bak buradaki pisagordan burayı da bulabiliriz yine. 9k kareden 4k kare çıkınca 5k kare yapıyor. E kare de 5, kök de 5k yapar burası. E sonra büyükte Pisagor bağıntısını da yapacak olursak. E o zaman buradaki büyükteki Pisagor bağıntısı kök 5 ve burası. Yani kaç yapıyor burası da? 3, 5, 7. 7K. Kök 5'in karesi 5K kare. 7K'nın karesi 49K kare. Eşittir 6 altı kök 6'nın karesi. Yani 36 çarpı 6 yapar. O zaman burası kaç yaptı arkadaşım? Şöyle 54K kare eşittir 36 çarpı 6. Tamam şunu silelim. Buradan yapmadık zaten. Burada şunla şu sadeleşirse 9 yapar. 36 ile de 9 sadeleşirse k kare 4 yapar. K'yı da böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. E K'yı 2 bulduysak yarı çapı kaç oldu arkadaşım? 6 oldu. Dairenin alanı isteniyor bizden. Pi 6'nın karesi. Yani 36 pi yapar cevap. Evet 6. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 7. soruya. Aşağıda şekil 1'de renkli yarı çap uzunluğu 6 cm olan daire şeklindeki bir karton parçası verilmiştir. Evet bu şekilde ok yönünde katlanmış ve bu katlamalar tam merkeze denk gelmiş. Şekil 2'deki mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapıyoruz? Katlamayı şöyle bir eski haline alalım. Hocam burada kalan A ise burada kalan da A'dır değil mi? Evet bu alan bu alana eşit. Hatta bunu da şöyle yapacak olursak. Hocam bu alan B ise bu alanda B'dir. Hatta bu alan A ise bu alana A yapıyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi bu katlamada önemli olan bak şuraya doğru gelmesi. Merkeze doğru gelmesi. E bu merkeze doğru gelmesini kullanacağız demek ki. E merkez yani şuradaki nokta merkeze geldi. İzlediği yola bakalım şöyle. İzlediği yola bakacak olursak arkadaşlar bak bu bu üst binen kenarlar birbirine eşit olacak. E burası da üstüse binen açılarda birbirine eşit ya. Yarı çapta 6'ydı. Bunlar 3-3 yaptı. Aynı mantıktan dolayı bu noktada buraya denk gelecek ya. Bak şimdi dikkat. Şunlar da birbirine eşit. Yani 3-3 yaptı ve burası da dik ya. E hocam şu bu kirişe eşit uzunluktaki şey olduğu için bunlar birbirine eşittir. Ya da en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekte. Al sana yarı çap. E, al sana burada da yarı çap. E, hocam burada ne oldu o zaman? Yarı çap uzunluğu 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 köküç yapar. Hatta burası da 3 köküç yapar. Çünkü merkez kiriş çektikten dolayı. Hocam burada da yine aynı şekilde. Burası 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı da 3 köküç yapar. Bak burası da 3 köküç yaptı. Gerçekten 6 köküç 6 3. Ayırdıkları alanlar ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. O zaman ben bu A alanını bulmaya çalışacağım. 2 alan alanı isteniyor bizden. E ben şimdi şunu buldum zaten. Şunu şöyle çizince burada kaçının 30 derece olduğunu buldum. En etkili silahım yarı çap çizmekte. Bir de alanı bulmak istiyorsam. Şu halkanın alanını bulmak istiyorsam. Bir halka derken daire parçasının alanını bulmak istiyorsam. dilim oluşturmak zorundayım. O yüzden dilimi oluşturdum. E ben şunun 30 derece olduğunu biliyorum. Burası da 30. Çünkü yarı çap 6, yarı çap 6. İkisi kenar. Hatta 30-30-123 üçgenden burası da 120 ya o zaman burası kaç oldu? 6 kök 3 oldu. Ve bizden ne isteniyor şimdi? Arkadaş bu alanı bulacağız. Ne yapacağız? Şu dilimin alanından şuradaki alanı çıkartacağız. Hadi çıkartalım bakalım. A alanı neye eşit? Hocam A alanı şu dilimin alanı pi r kare yani 6'nın karesi 120 bölü 360'dan şu üçgenin alanı çıkartacağız. E hocam şöyle bir yükseklik çizecek olursak 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Yani 6 kök 3 çarpı 3 bölü 2'ye eşit oldu. E o zaman burada sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 12 pi eksi neye eşit oldu? Sadeleşince 3 kök 3 çarpı 3'ten 9 kök eşit oldu. Evet 12 pi eksi 9 kök 3 a alan oldu. A benden 2 a'lar isteniyor. 2 a da ne olacaktır? 24 pi eksi 18 kök 3 olacaktır. 24 pi eksi 18 kök 3. Yok burada bir tane mavi alan yazılmış arkadaşlar. C şıkkında. E bunu da düzeltelim. Burası 24 pi iki katı alınması unutulmuş. 24 pi eksi 18 köküç şeklinde yazalım. Kusura bakmayın tamam. 7. soru böylelikle Ceyhan yaptı. Geldik 8'e. AB çaplı yarım daire biçimde karton parçası verilmiştir. Döndürülüyor. Arkadaşlar hep bu örneği veriyorum. Kalem. Döndürüldüğünde yine aynı kalem değil mi? Bu arada kaleme bakar mısın? Bak şurayı şöyle netleniyor bu. Şöyle yüzümü kapatayım. Kaleme bakar mısın? Bantladım bak şurasını bantladım. Sırf sizin için yapıyorum. Niye? Şöyle şurası tık tık ses yapıyordu arkadaşlar kalem bastırınca. O yüzden batladım. Yani kalemde kırılma mırılma yok haberin olsun. Evet ya ben de böyle teknikleri kullanıyorum. Böyle garip garip teknikleri kullanıyorum. Kemal Hoca zaten Kemal ile Mert bu konuda benimle çok dalga geçiyorlar ama benim de çözüm yöntemim bu kardeşim. Yapacak bir şey yok. Neyse aşağıda AB çaplı yarım daire bu şekilde olmuş 60 derece döndürülmüş. Arkadaş 60 derece döndürdü ya bu hop buraya geldi 60 derece oldu. Yani şu dönüş açısı 60 derece. Bu buradayken buraya geldi. Dönüş açısı 60 derece olduysa eğer o zaman buradaki açımız kaç derece olacak? 60 derece olacak. Hadi yazalım bakalım şu açıyı 60 derece diye. Şimdi boyalı bölgenin alanı isteniyor benden. Hmm. Boyalı bölgenin alanı bulmak için ne yapacağız? Yarım dairenin alanından şuradaki alanı çıkartacağız. Bu alanı bulmaya yönelik hamle yapacağız arkadaşlar. Peki biz burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Arkadaş burada 60 derece var ya bu da çap değil mi? Bu yarım daire. E burada çapı gören çevre merkez kere şeklinde yapabiliriz de çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. Hocam 90 hatta buradan ne çıktı? Bir 30-60-90 üçgen çıktı. Şimdi A alanını, alanını bulmaya yönelik bir hamle yapacağım. Dikkat. Peki burada başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Hocam burası 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2A'dır. E o zaman yarı çap A, A yaptı. A hocam çapı 2A, çapı A art 4. 2A eşittir A artı 4'ten A'yı kaç buluruz zaman? 4 buluruz. Vay. Zaten burası A yarı çap 4 çıktı arkadaşlar. Tam çemberin merkezi de burasıymış. Bak gördün mü A'yı 4 bulduk ya. Peki ben şimdi A alanını nasıl bulacağım? Önemli olan soru o. Hocam bir daire dilimi oluşturursam burada bak ne çıktı? 60 burası. E hocam burası da 60. Yarı çap olduğundan dolayı 4, 4. E burası da 60 olur. O zaman eşkenar üçgenin alanından neyi çıkartacağım? Şuraya yazıyorum A alanı. Eşkenar üçgenin alanı A kare kökü 3 bölü 4'den neyi çıkartacağız? Şu pardon dilimin alanından A kare kök 3 bölü 4 çıkartacağız. Dilimin alanı ne? Pi R kare 60 bölü 360'dan A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağız. Hocam buradan şunlar şunlar gitse 6 kaldı. 16 şu 16 ile bu sadeleşince 8 ve 3 kaldı burada 2'ye böldüğüm zaman. A alan o zaman 8 pi bölü 3 eksi 4 kökçe eşit oldu arkadaşlar. Evet şimdi değerler ne isteniyor? Hocam taralı alan. Taralı alan dediğimiz nedir? Taralı alanda yarımdan neyi çıkartacağız? A alanı çıkartacağız. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eksi A da arkadaşlar 8 pi bölü 3 eksi 4 kök 3. Hadi bakalım 16 bölü 2'de 8 pi mi yapıyor burası? Evet 8 pi eksi 8 pi bölü 3 eksi değil artı yapıyor eksi eksinin çarpımı artı 4 kök yapar. 3 kere 8 24'ten 8 çıkınca kaç kalıyor? 12 kalıyor galiba. 24'ten 8 çıkınca 16 mı kalıyor? Evet 16 kalıyor. Yani 16 pi bölü 3 ek, artı 4 kök 3 yapıyor cevap. O zaman cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Evet 8. soru güzel bir soru. Döndürmede kenarların eşit olması bak önemli. Eş yapılar önemli. Dairede de böyle döndürme soruları falan da bekliyorum artık arkadaşlar haberiniz olsun. Güzel bir soru ve ÖSYM'de çıkmaya aday sorulardan biriydi. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki AC çaplı. Evet, AC çaplı. Şöyle bir yarım daire ve CD çaplı mı? BD çaplı mı? Evet, BD çaplı yarım daire verilmiş bir de. Sonra e, O2 merkezinde de yarım çember verilmiş, bir de O1 merkezi yarım çember verilmiş. ABCD'ye 4 vermiş. Hocam burası 2'ye 2, 2 CD'de de o zaman burası da 2'ye 2 oldu. Şimdi AO1 BC'ye eşitmiş. Nerede? A O 1 BC eşmiş. Yani o zaman burası da 2 diyor bize. E, boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Hocam aslında aynısının laciverti değil. Hatta aynısının aynısı değil mi? E ben buradaki alana A diyecek olursam. Bak dikkat et. Çapı 6 olandan çapı 4 olan çıkartıyorum. Çapı 6 olandan çapı 4 olan çıkartıyorum. A alanı bulursam 2 alan alanı isteniyor bizden. A alanı nedir o zaman arkadaşlar? Çapı 6 olan yani yarı çapı 3 olan Yarım daireden pi r kare bölü 2'den neyi çıkartacağım? Yarı çapı 2 olan yarım daire. Pi 2'nin karesi bölü 2'yi çıkartacağım. Bir sadeleştirme yapmayalım. A alanı o zaman neye eşit oluyor? 9 pi eksi 4 pi 5 pi bölü 2'ye eşit oluyor. Ama benden ne isteniyor? 2 a isteniyor. O da 5 pi'ye mi eşit olacaktır? Evet. 9. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarıymış ve şurada da eşitlik verilmiş. Arkadaşlar benzerlik alan ilişkisi benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ya karesi 1 bölü 4 yapar. Yani A ise tamamı 4A olacak. Buraya ne kaldı o zaman 3A kaldı. E bu alanlar birbirinin tıpkısının aynısıymış. S1 ile S2. 3A ise burası da 3A o zaman. Ve ne çıktı arkadaşlar burada? Burada alanlarda bir oran çıktı. E alanlardaki oran açılardaki orana eşitti. E 1'e 3 oran varsa açılarda da 1'e 3 oran vardır. Yani burası 3 alfadır. 4 alfa eşittir. 180 ise alfayı böylelikle 45 derece olarak buluruz. Evet bizden de zaten alfa isteniyor. Cevap C çıktı 10. soruda. Geldik 11. soruya. Şekilde o merkeze iç içe daireler verilmiştir. AB ve CD kirişleri daireye teğet olup noktalar sırasıyla E ve F noktalarıdır. A, e 2 3 vermiş ve CD'yi 10 vermiş. Arkadaş burada merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik yapınca. Hocam kiriş oluyor 2 eş parçaya bölüyor. Burası 2 3 olur. Burası da 90 ya. Burası da kiriş oluyor 2 eş parçaya bölecek. CD'yi 10 verdiğine göre o zaman burası 5 5 mi yaptı? Evet. Ee şimdi ne yapacağız burada? Mavi boyalı alan. Mavi boyalı alan bir halka değil mi? Evet. Halkanın alanı neydi? Px kare eşit. Hatta ben şurada ispatıyla birlikte göstereyim sana. Bak hatırlatayım. Şöyle teğet olduğu zaman şuradan da teğet çizildiği zaman arkadaşım şurası xx yani merkez kiriş çektik yapınca merkez teğet çektik yapınca kiriş oluyor. İki eş parçaya bölüyor. E ben burada halkanın alanı bulmak için ne yapacağım? Bak şimdi dikkat et. Px kare eşittir. Niye? Çünkü burası büyük r burası küçük r iken Alan neye eşit? Pi r kare eksi pi r kare eşit. Yani pi parantezinde r kare eksi r kare eşit. Yani burada r kare eksi r kare de Pisagor bağıntısından x kare eşit değil mi? Yani orada halkanın alanı pi x kare eşit. O zaman ben mavi alanı bulabilirim. Mavi alan neye eşit? Direkt burası bak x dediğimiz bak burası yapıyor. Direkt mavi alan hop büyüğün alanından şurayı çıkartacağız. Öyle yapacağımıza direkt burada zaten x olduğu zaman pi x kare. Pi 2 kök karesine eşittir arkadaşlar. Yani pi 2 kök 3'ün karesine eşittir. Bu da kaç yapıyor arkadaşım? 12 pi mi yapıyor? Evet. E şimdi bizden ne isteniyor bir de? Mavi boyalı alan ile kırmızı boyalı alan arasındaki fark nedir diye soruluyor. Kırmızı alanı bulmam lazım. Kırmızı alanı bulmam için de ne yapmam lazım arkadaşlar? Aa, benim şuradaki uzunluğu bulmam lazım arkadaşlar. Şu x uzunluğunu bulmam lazım. Şuraya x diyeyim isterseniz. Bir x kare. Buradaki yarıçap 5 verilmiş. Burası da 2 kök 3 verilmiş. En etkili silahımız yarıçap değil mi? Evet. E o zaman yarı çapla ilgili bir dik üçgen bir işlem yapmamız lazım. Şimdi ben şuraya bir A diyeyim. Mecbur işlem yapacağım. Şuraya da B diyeyim. Hocam burada en etki silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Burada ne geliyor arkadaşlar? B kare artı 25. E, büyük R'nin karesi eşit oluyor? Buraya büyük R diyeyim. O zaman büyük R'nin karesi işlemi şuraya yazıyorum. B kare artı 5'in karesi yani 25 yaptı. Büyük R kare aynı zamanda şurada da işlem yapınca mı geliyor? Evet ya da şurada yapayım o işlemi de istersen büyük R 2 kök 3 ve A artı B'nin karesi. Yani 12 artı A artı B'nin karesine eşit oldu. E başka ne yapabilirim ben burada? A bunun yarı çapı A artı B. Şunu da şöyle çizersem burası da A artı B değil mi? Evet. Bak burada da bak A artı B'nin karesi de neye eşit arkadaşlar? X kare artı B kare eşit. Hocam burada A artı B'nin karesi yerine X kare artı B kare yazabilirim. Yaz burada yerine X kare artı B kare. Evet bir şeyler gelecek galiba. O zaman burası neye eşit oldu? B kare artı 25 eşittir. 12 artı x kare artı b kare eşit oldu. B kareler nanay oldu. Bunu attık buraya 13 oldu. X kare 13'e eşit oldu. O zaman ben kırmızı halkanın alanını bulurken ne yapacağım? Kırmızı da direkt pi ne eşit? Pi x kare eşitti. Yani x kare de zaten 13. Şuradaki x dedik ya x kare zaten 13 yaptı. Yani 13 pi oldu. Bizden mavi boyalı alan ile kırmızı boyalı alan arasındaki fark isteniliyor. Yani o da ne yapıyor arkadaşlar? 13 pi'den 12 pi'ye çıkartacağım. Pi yapar. Yani cevap akçay oldu. Bu da gerçekten çok güzel bir soruydu. Yani 11. soruyu akçay bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman bir sonraki videoda son testte. Yani test altında dair de alandaki 6. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.